Pandemi yüzünden malum herkes gezmeye, dolaşmaya hasret kaldı. Güzel havaya rağmen kapı dışarı çıkamayanların ruh hali artık kırmızı alarm vermeye başladı. İşte bunalan vatandaşın kısıtlamayla imtihanı. Hafta içi çalışıyor musun? Evet, çalışıyoruz. Hafta sonu ne yapıyorsunuz? Gezemiyorum. Kısıtlıyız. Tırlatmaya az kaldı. Görüşmek üzere. İnsanların çoğu hafta içi çalışıyor. 5 gün boyunca işine gücüne gidip geliyor. Hafta sonu geliyor. Bu sefer de sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor. Ne denize gidebiliyoruz, ne ormana gidebiliyoruz. Çalışmak için yaşar olduk. Psikolojimiz iyice bozuldu. Tamamen bozulmuş. Bakın, mahalle araları yine kalabalık. İnsanlar alışverişe, markete, manava gidebiliyor ama gezip tozamıyor insanlar. İşte manava geldik ya yavrum. Daha ne istiyoruz? Hafta sonu aktivitesi bu mu? Bu tabii. Peki artık bu hafta sonu kısıtlamaları psikolojisini nasıl etkiliyor insanların? Gelin soralım. Bundan sonra da psikiyatriye gideceğiz herhalde. Herkes stresli bu zamanda. Dolaşmayı özledik, gezmeyi özledik. Özlemez olur muyuz? Tabii ki de. Sosyal hayatımız sıfır. Sen geziyorsun yeter. Ben herkesin yerine gezeyim madem. Piknikler, yani onları yapmayı özledik. Aşı oldunuz mu? Birinci olduk. Artık ne istiyorsunuz? Özgürlük. Dışarıdaki mesela açık alanı, temiz havayı yasaklıyoruz. Sadece hafta içi değil, hafta sonu çalışanlar da var. İşte gördüğünüz gibi hafta sonu da çalışıyoruz. Asıl en çok olumsuz yönde onların psikolojisi etkileniyor. Çalışmasam da zaten gezemezdim. Müşterilerimiz bile yani artık bıkmış yani. Şimdi mesela serbest bıraksalar ormana gideriz, pikniğe gideriz. Pandemi devam ediyor. Önlem almak şart tabii ki. Yapacak bir şey yok. Mecburen kaderimize razı oluyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir deniz kenarında yürüyüş yapıp hava almak, bir ormanda gezinti yapmak istiyorlar. Çayırda, denizde. Dostlarla kucaklaşmayı. Çok özledik gerçekten. İnşallah artık düzelir diye bekliyoruz. Oynatma.